Kanal Çare'den herkese merhabalar, ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Almanya'da Covid-19 önlemleri kapsamında 2 Kasım'dan beri sıkı tedbirler uygulanıyor ve birçok iş yeri de kapatıldı. Alman hükümeti de Covid-19'dan oluşan pandeminin zararlarını kapatmak için bazı tedbirleri, bazı ek önlemleri hayata koydu. Kimler mali teşviklerden faydalanabilir? Almanya'da kısa çalışma ödeneğini nasıldır? Kimler faydalanabiliyor? Konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Kısa çalışma hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu yazıda, bu programda arkadaşlar sizlere aktaracağız. Almanya'da koronavirüs pandemisinin etkisiyle sekteye uğrayan ekonomi dünyasıyla birlikte çalışma hayatı da olumsuz yönde etkilendi. Federal Alman hükümeti hayata geçirdiği bir dizi özel düzenlemelerle pandeminin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yoğun bir çaba sarf ediyor Almanya'da Federal Meclis. Alınan tedbirlerin başında kısa çalışma ile ilgili düzenlemeler geliyor. Bu kapsamda istihdam güvencesi amacını güden kısa çalışma programına ilişkin yürürlük süresi Federal Meclis'ten alınan kararla önümüzdeki yılın sonuna kadar uzatıldı. Bu ne anlama geliyor ve sigortalılar bu sürede nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şöyle açıklayabiliriz. Bilindiği gibi kısa çalışma ödeneği normal şartlar altında son alınan net aylığın %60 oranına tekabül ediyor. Ancak Federal Meclis tarafından koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler paketi çerçevesinde uygulama süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği arttırılarak net aylığın %70 seviyesine çıkarılması sağlandı. Çocuklu sigortalılarda ise bu oran %77 olarak belirlendi. Bu özel uygulama bir yıl daha yürürlükte kalacak. Ayrıca kısa çalışma süresi 7 aydan fazla olanlarda ödenek oranı çocuksuzlarda %80, çocuklularda %87 olarak belirlendi. Bu uygulamadan Mart 2021 tarihine kadar kısa çalışma programına dahil olan tüm çalışanlar yararlanmaya devam edebilecek. Buna ilaveten mini job olarak da adlandırılan kısa süreli sigorta kolundan elde edilen 450 euroya kadar olan düşük kazançlar kısa çalışma ödeneğine ilişkin hak sahipliği belirlenirken 2021 yılının sonuna kadar dikkate alınmayacak bu programda. Değerli izleyiciler, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanamayacak? Konu hakkında sizleri bilgilendirelim. Genel olarak düzenli bir şekilde 450 euro kazançlı mini job işlerinde çalışanlar veya koronavirüs pandemisi döneminde 31.10.2020 tarihine kadar azami olarak 5 ay veya 115 gün çalışmış olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazlar. Bunun yasal dayanağı ise Altınoğlu Sosyal Kanun Kitabı'nın 8. maddesi. Bu maddeye göre de az önce belirtmiş olduğumuz koşulları taşıyanlar kısa süreli sigorta kolunda çalıştıkları gerekçesiyle işsizlik sigortası priminden muaf tutuluyorlar. Kısa çalışma hakkının doğması için ise işsizlik sigortasına prim ödemesi şartı aranıyor. Bu nedenlerden dolayı mini job türü işlerde çalışanlar normal şartlar altında kısa çalışma ödeneğine hak edemiyorlar. Değerli izleyiciler, Kanal Çare sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.